Olursa olur. Olmazsa alıştık zaten. Intro gelsin Emre. Evet Atatürk ilkeleriyle devam ediyoruz. Şimdi sorun mantığı üzerinden yaklaşacağız olaylara. İlke soruları iki şekilde gelmekte. İki şekilde. Ya Mustafa Kemal'in bir sözünü veriyor bize. Mustafa Kemal bu sözüyle Atatürk ilkelerinden hangisine değinmiştir diyor. Ya da bize bazı inkılaplar veriyor. O inkılapların hangi ilke ile birleştiğini soruyor. Tamam mı? Yani başka bir soru tipi yok ilkelerde. İki tane soru tipi var. Ya işte şöyle diyor. Diyor ki Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk parasını koruma kanunu, halifenin kaldırılması. Aşağıdakilerden hangiler işte? Atatürk ilkelerinden milliyetçilikle izah edilebilir. Ya da Mustafa Kemal'in bir sözünü verip Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurgulanmıştır diyor. Biz bu ikisine bakacağız ama önce şunu söyleyeyim sana. Özellikle Mustafa Kemal'in verdiği sözleri gördüğünde böyle bir soru sorulduğunda şimdi doğrudan anlayacağımız bir paragrafı bize verse o soru anlamsız oluyor zaten. Oraya öyle bir paragraf veriyor ki ÖSYM. E, bu paragraf bizim tam olarak anlayamayacağımız bir paragraf. Zaten okuduğunda anlasan e, bu cumhuriyetçilik dersin, bu milliyetçilik dersin çıkarsın. Ama enteresan enteresan kavramlar işte seküler toplumlarda bilmem ne bilmem ne diye yazıyor. Ulan diyor seküler ne falan filan. Şimdi o yüzden böyle sorularda anahtar kavramlarımızı kullanacağız. Anahtar kavramlar hayat kurtarır. Bazen şöyle bir şey oluyor yalnız anahtar kavramı kullanırken nadiren de olsa. Mesela biraz sonra notlarımızdan göstereceğim. Diyelim ki milli egemenlik kavramı. Cumhuriyetçiliğin anahtarı. Eşitlik kavramı. Halkçılığın anahtarı. Şimdi hocam diyor ikisini de buldum. E diyor cumhuriyetçilik mi diyeceğim? Halkçılık mı diyeceğim? Orada da birazcık Türkçe bilgimiz devreye girecek. Genellikle, genellikle cümlelerin, paragrafların, Vurucu ana fikrinin verildiği yer sonlar oluyor değil mi? Son kısım oluyor. Hani söylüyor 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 son cümlede öyle bir şey veriyor ki paragrafta bütün anlam oraya doğru kayıyor. O yüzden genellikle en son bulduğumuz anahtar kavram daha kullanılmaya müsaittir. Tamam? Bu yarımı yapayım. Eğer hazırsan notlara geçelim. Evet, Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik. Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi Anahtar kavramlarımıza baktığımızda seçim, seçme, seçilme. Seçim, seçme, seçilme. Meclis, demokrasi, milli egemenlik, milli irade, halk egemenliği, halk iradesi gibi kavramlar bizi cumhuriyetçilik ilkesine doğru götürür. Şimdi anahtar kavramlarımızı da çoğaltabiliriz. Burada şunu düşünmen lazım paragrafı okurken. Cumhuriyetçilik ile ilgili bir devrim ya da bir söz halkın yönetimde olmasıyla ilgili bir yere çıkartmalı bize. Halk yönetimde olacak. Yani ana fikir aslında millet iradesidir. Millet iradesi. Bunu yakalamaya çalışacağız. Devrimlerimize bakalım hep halkın iradesine yönelik gelişmeler göreceğiz. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Halk doğrudan yönetime katılıyor. Saltanatın kaldırılması. Değil mi? Saltanat bir rejim. Onun yerine millet egemenliğine dayanan bir şeye doğru gidiyoruz. Cumhuriyetin ilanı zaten cumhuriyetçilikle alakalı. Halifeliğin kaldırılması demiştik. Halifeliğin kaldırılması unutma. Ordunun siyasetten ayrılması yani Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması. Meclisin içinde asker olur mu? Askerin yeri neresi? Genelkurmay. Değil mi? Genelkurmay başkanlığı. Bu şekilde bir ayrım Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması şeklinde değerlendirmiştik. Bu da yine cumhuriyetçilik ilkesiyle açıklanabilir. Bunun dışında çok partili hayata geçiş denemeleri. Karaki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması verebilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu verebilir. Çok partili hayata geçiş denemeleri yine cumhuriyetçilikle izah edilir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi bak sosyal haklar demiyorum. Siyasi haklar diyorum. Hani 1930 33 34'te meydana gelen gelişmeler vardı ya. 1930'da belediyeler değil mi? 33'te muhtarlık, 34'te vekillik verilmişti kadınlara. Bunların hepsi cumhuriyetçilik ilkesiyle izah edilebilir. Onun dışında 21 ve 24 Anayasaları yine cumhuriyetçilikle ilişkilendirilir. Seçmen yaşının düşürülmesi katılımcı sayısını arttıracak değil mi? Seçime giren katılımcı sayısını arttıracak seçmen yaşının düşürülmesi. Mesela atıyorum ülkemizde seçmen yaşı 30 olsa katılan sayısına bak. Seçmen yaşı 18 olsa katılan sayısına bak. Seçmen yaşı düşünce halkın iradesi daha fazla yönetime yansır. Ama burada bir dönem biz seçmen yaşını 18'den 22'ye de çıkarttık soruları okurken bazen öyle verebiliyor. Seçmen yaşının düşürülmesi değil, seçmen yaşının yükseltilmesi diyor. Seçmen yaşının yükseltilmesi cumhuriyetçilik ilkesine aykırıdır. Tamam, unutma. Bir diğer ilkemiz ise milliyetçiliktir. Milliyetçilikle ilgili paragraflarda birlik, beraberlik, bağımsızlık, kültür, milli bilinç, tarih, dil gibi kavramlar bizi milliyetçiliğe götürür daha çok. Onun dışında şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Not edebilirsin. Mustafa Kemal konuşmaları içerisinde biz öz kendimiz gibi kavramları kullanıyorsa bu da seni milliyetçiliğe götürür. Biz öz kendimiz gibi kavramlar. Bakalım milliyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? İstiklal Marşı'nın kabulü milli marş diyoruz zaten. Misak-ı milli, misak-ı iktisadi bak zaten milli milli. Kapitülasyonların kaldırılması. Değil mi? Bağımsızlığımız yolunda atılan bir adım. Bu da milliyetçilik. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Okullar milli eğitime bağlandı diyoruz. Okullar milli eğitime bağlandı. O zaman Tevhid Tesisat Kanunu da yine milliyetçilik ile izah edilir. Medeni kanunun kabulü. Şimdi beynimiz bazen buna itiraz edebiliyor. Hocam diyor İsviçre'den aldık diyor. İsviçre'den aldık da olduğu gibi almadık. Bak ne diyoruz? Türk medeni kanununun kabulü. Hani mecellenin yerini aldık ya. Öyle düşün. Türk medeni kanunu. Türk var başında. Milli bir şey var. O yüzden medeni kanun kabulünü alırız. Kabotaj kanunu yine bağımsızlığımız yolunda atılan bir adamdır. Ee, bağımsızlığımız yolunda atılan bir adım olduğundan dolayı kabotaj kanunu da yine alabiliriz. Yeni Türk harflerinin kabulü, bak burada da itiraz gele, e, gelir, beyinden itiraz gelir. Hocam Latin harflerini kabul ettik, nasıl milliyetçilik? Latin harfleri, Latin harfleri değil. Biz Latin harfi kullanmıyoruz, biz Q kullanmıyoruz. Biz X kullanmıyoruz. Biz yeni Türk harflerini kullanıyoruz. Kendimize göre, tamam? Türk parasını koruma kanunu zaten başında Türk var. Türk Tarih Kurumu başında Türk var. Türk Dil Kurumu başında yine gördüğün gibi Türk var. Kendini kolayca ele veren devrimler aslında. Kendini çok gizleyen değil. Mesela buraya şunu ekleyebilirsin. Kendini gizler mesela. Not olarak mutlaka al. Halifeliğin kaldırılması. Doğrudan laiklik gibi görünüyor değil mi? Laiklik gibi görünüyor. Evet doğru laiklik ama halifeliğin kaldırılması aynı zamanda ümmetçi toplumdan milli ulusal bir topluma geçiş aşaması olduğu için halifeliğin kaldırılması da yine milliyetçilik ile açıklanabilir. Bunu not et halifeliğin kaldırılmasını buraya. Onun dışında soyadı kanunu. Şimdi halkçılıkla izah edilir. Doğru. Ama soyadı kanununda ne vardı? Kendini gizliyor bak orada. Türkçe isim, soy isim kullanma zorunluluğu vardı. Türkçe soy isim kullanma zorunluluğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Soyadı kanununda yine milliyetçilik ile izah edebiliriz diyoruz. Halkçılığa baktığımızda ise anahtar kavramları en büyük anahtarı eşitlik. En büyük anahtar eşitlik. Bunun dışında adalet, sınıf, zümre, imtiyaz, sosyal devlet gibi kavramlar yine bizi halkçılığa götürür. Cumhuriyetçiliğin aslında tamamlayıcısıdır halkçılık. Birbirinden çok ayrı düşünemeyiz. Baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, halkın yönetimde olması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı. Bak bunları hep aslında cumhuriyetçilikle de ilgilendir dedik. Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitimde fırsat eşitliği yaratıyordu. Aşar vergisinin kaldırılması, köylünün üzerindeki yükün kaldırılması. Medeni kanunun kabulü, kadınlara doğrudan sosyal haklar veriliyordu. Kadınlara doğrudan sosyal haklar veriliyor. Halk evleri, adı üstünde halk evi neyle izah edilir? Halkçılıkla izah edilir. Soyadı kanunu, insanlar arasında eşitsizliği gideriyordu değil mi? Herkesin soyadı oluyordu. Ünvan ve lakapların yasaklanması, kılık kıyafet kanunu, millet mekteplerinin açılması bunlar yine halkçılıkla izah edilebilen devrimdir. Laikliğe baktığımda ise anahtar kavramlarımız akıl, bilim, vicdan, inanç, hürriyet, ibadet, dogma, tabu, batıl gibi kavramlar bizi laikliğe götürür. Laiklikle ilgili yapılan devrimlerde saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve efkaf bekaletinin kaldırılması, medreselerin kapatılması, şapka kanunu. Diyeceksin ki şapka ne alaka? Hani dini ifade bildiren o takke ya da sarın yerine şapka oluyor ya. O yüzden laiklik diyoruz. Tek zaviye ve türbelerin kapatılması doğrudan laiklik zaten. Medeni kanunun kabulü neden laiklik aynı zamanda hem dini nikah yerine resmi nikah zorunluluğu getiriyor hem de kilisenin hukuki yetkileri elinden alınıyordu ya patikanenin hukuki yetkileri elinden alınıyordu. O yüzden laiklikle açıklanabilir medeni kanun. Şeriat mahkemelerinin kaldırılması yine kapatılması yine laiklikle izah edilebilir. Kendini en kolay belli eden ilke devletçilik ilkesidir. Devletçilik ilkesinde kalkınma, ekonomi, yatırım, sanayi, endüstri, teşebbüs, fabrika gibi kavramlar yani ekonomiyle ilgili şeyler var. O yüzden kendine çok çabuk belli eder. Mesela 5 yıllık sanayi planları. Sümerbank, Etibank gibi devlet bankalarının kurulması. Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi. Devletin elektrik üretimi ve başka işler için kurduğu barajlar, Çubuk Barajı gibi. Devlete ait fabrikaların açılması gibi. Kamu iktisadi teşekkülleri, değil mi? Maden, teknik, arama, süsü, devlet kurumları yani. Bunların hepsi devletçilik ile izah edilebilir. İnkılapçılığın doğrudan inkılap sorusu olmaz. Çünkü bütün inkılaplar inkılapçılıkla zaten açıklanır. İnkılapçılık ilkesiyle açıklanamayan inkılap olur mu hiç? O yüzden daha çok daha çok kavram kısmına dikkat edelim. Yani paragraf kısmında inkılapçılıkla ilgili soru gelebilir. Baktığımızda inkılapçılık ile ilgili kavramlara muasır, uygar, çağdaş, yeni, batı, bilim, modern, gelişim gibi kavramlar inkılapçılık ile izah edilebiliyor. Mecellenin yerine medeni kanun, Arap harflerinin yerine Latin harfleri, bak hep bir şeyin yerine bir şey, inkılapçılık. Bir şeyin yerine bir şey getirmek anlamında. Türk ocakları yerine halk evi, Darülfünün yerine İstanbul Üniversitesi, pes yerine şapka, takvim saat ölçü, hafta sonu tatili değişikliği, rakam değişikliği bunların hepsi inkılapçılık ilkesi ile ilişkilendirilebilir diyoruz. Evet. Sana bir odaklanmanı istiyorum. İlke sorularında yapman gereken şey çok basit. Herhangi bir kitaptan testimizi açıyoruz. 5 tane, 4 tane neyse ilke testi çözüyoruz. Ondan sonra bu iş bitti. Birazcık, birazcık el alışkanlığı ister ilkeler. Böyle göre, göre göre, göre göre, göre göre, göre göre bir süre sonra ha bu buydu, bu buydu, bu buydu, bu buydu işaretliyorsun, geçiyorsun. Çok zor değildir. Sadece birazcık pratik ister ilke soruları. Tamam? Okuyor, 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 okuyor. Çok rahat bir şekilde ilke soruları çözülür ve her sene ilkeyle ilgili soru gelir. Bizim asla kaçırmamamız gereken sorulardır ilke sorular. Tamam? Şimdi bundan sonraki kısımda çağdaş Türk ve dünya tarihini değerlendireceğiz. Bir sonraki üniteye gelene kadar kendine dikkat et, görüşmek üzere. Hoşça kal.